Bodrum'un şirin balıkçı kasabası Gümüşlük'te 10 yıl önce iddiasız ama büyük hayalleri barındıran bir piyano festivali olarak başlayan Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 10. yaşını piyanist Gülsin Onay'ın verdiği muhteşem bir konserle kutladı. Devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın Bebeğim diye adlandırdığı Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 10 yıl önce piyanist Eren Levendoğlu ve piyanist Gülsin Onay'ın öncülüğünde başlamış ve büyük özverilerle hayata geçirilmişti. Halen aynı ekibin aynı özveriyle sürdürdüğü festival, geçtiğimiz 10 yıl içinde dünyaca ünlü 250 civarında müzisyen ve orkestrayı konuk ederken 350'nin üstünde genç yeteneğe ustalık kursları sertifikası verdi. Son 2 yıldır festival kapsamında düzenlenen Ahmet Adnan Saygun Piyano Yarışması ise genç piyanistler için hem bir teşvik hem de kariyerlerinde önemli bir nokta oldu. Festival tüm bu süreç içerisinde ortalama 2 aya yayılan etkinlik süresiyle dünyanın önemli klasik müzik festivalleri arasında yerini aldı. Koyunbaba Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen 10. yıl özel konserinde piyanist Gülsin Onay klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece daha yaşattı. Devlet sanatçısı Gülsin Onay bu özel gecede Haydn, Mendelssohn, Bartholdi, Saygun, Chopin ve Schuckupert'in eserlerinden derlediği repertuarı seslendirdi. Klasik müzik tutkunlarının özellikle de Gülsin Onay hayranlarının büyük bir ilgiyle beklediği özel konserde ilk olarak Joseph Haydn'dan Andante John Variazioni, F minör, Op. 17 No. 6 adlı esere yer veren dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, programa Felix Mendelssohn Bartholdi'den Variations Seriösis Opera 54, Ahmet Adnan Saygun'dan 2 Preludes in Aksak Ritim Opera 45 No. 4 and 12 ve Frédéric Chopin'den Ballet No. 3 in A flat major Opera 47 adlı eserlerle devam etti. Programın ikinci yarısında Onay, Fransız Schuckupert'in Sonata in C minör op. Post. D958 başlıklı eserinin Allegro, Adagio, Menuetto, Allegro, Allegro bölümlerine yer verdi. Gülsin Onay'ın üstün performansını ayakta alkışlayan 700 civarındaki seyirci sanatçıyı tekrar tekrar sahneye davet etti. Onay 2 kere bis yaptı. Sanatçı ilk olarak Frédéric Chopin'den Nocturne ve ardından yine aynı bestecinin Çeşitlemeler adlı parçalarını seslendirdi.